Yazıcıoğlu'nun Milliyetçi Hareket Partisinden kopup Büyük Birlik Partisini kurduğu günlerde bir televizyon röportajı için gittiğim partinin genel merkezinde BBP genel sekreteriyle laflarken işittiğim karakter analizini hiç unutmadım. Alparslan Türkeş sağ idi ve onun için şöyle demişti. Başboğa inmeyinse öyle ki sadece kirpiklerini oynatabiliyor olsa dahi onunla partiyi idare eder, bırakmaz. O misal Erdoğan'ın son dönemim, son seçimim, son kez adayım gibi laflarının hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Duygu sömürüsü yapıyor. Ne Bilal, ne Soylu, ne de başkası. Sarayda ve partide ikinci adam bırakmadığı gibi beş başı mamur bir veliaht da yetiştiremedi. Türkiye liderliği bu konuda Azerbaycan ve Suriye'den ayrılır. Erdoğan çok özense ve istese de Hafız Esat ve Haydar Aliyev'in Yönetimi oğullarına bıraktığı gibi saltanatı devredemiyor, oğluna bırakamıyor. Kişinin ömrüyle sınırlı olan saltanat da saltanat değildir ya neyse. Ankara rejimi rekabetçi otoriter falan değildir. Bu tanımı savunan rekabet noktalarını gösterebilir mi mesela? Türkiye liderliği için ancak Erdoğan'ın son nefesini vermesinden sonra bir fikir yürütebilirsiniz. Nedenleri açıktır. Erdoğan tipi liderler yetki devretmez, aracısız yönetir. Hizmetler ona, kusurlar günah keçilerine kesilir. Bunun doğal sonucu olarak kadro kalitesi zamanla düşer, çakallar cirit atmaya başlar. Modelde emanetçi vardır fakat ikinci adam yoktur. Emanetçiler bile belli periyotlarla yenilenir. Tören kıtasının şarjörlerini toplatan, darbe korkusundan deprem günü bile askeri kışlasına hapseden lider zamanla paranoyaklaşır. Günleri sayılı olunca biat ve talan tavan yapar. Varlığını ona borçlu olan sırtlanlar o gidince olamayacaklarını hatta yargılanacaklarını bildikleri için yalakalıkta zirveyi tutar. Sonrası için sığınaklarını inşa ederler. Son tahlilde alternatifsizlik gemisini yürütenler müstesna, parti ve örgüt tabanında belirsizliği derinleştirir. Psikolojiyi günden güne bozar, travmaları tetikler. Darbe kelimesinin Erdoğan için anlamı anayasayı ihlal veya hükümeti devirme girişimi değildir. Öyle olsa bunları defalarca yaptığı için bir numaralı darbecinin kendisi olması gerekirdi. Darbe sözcüğünün Erdoğan'daki karşılığı kendi koltuğunun gitmesidir. Onun için bu ölümle eşdeğerdir. Bu konudaki en çarpıcı örnek 2014 yılında yaşandı. Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazandığı halde mazbatasını iki hafta bekletti. Hoş aday olunca başbakanlıktan istifa etmesi gerekiyordu ama yukarıda sıraladığım paranoyaları yüzünden böyle bir lüksü yoktu. Abdullah Gül'ün görev süresi 28 Ağustos'ta doluyordu. Devir teslime bir gün kala AKP kongresini toplayıp yeni genel başkanı belirledi. Ertesi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başbakan olarak geldi. Mazbatayı başkanlık kürsüsünde alıp saniyeler içinde Cumhurbaşkanlığı yemin etti. Aynı gün yeni hükümeti kurma görevini Ahmet Davutoğlu'na verdi. Erdoğan'ın anormal doğası o gün bugündür boşluk kabul etmiyor. Bakın Türkiye 10 yıldır baş aşağı gidiyor. Erdoğan ve çevresi bunu görmüyor mu? Bastıkları yerde ot bitmediğini ve bunu çeviremeyeceklerini görüyorlar elbette. Tek motivasyonları var hayatta kalmak. 2003 yılında Haydar Aliyev Bakü'de rahatsızlanınca Ankara'ya sevk edilerek Gata'ya yatırılmış, ölümü aylarca açıklanmamıştı. Komada geçen 8 ayın ilk yarısını Türkiye'de, ikinci yarısını ABD'de geçirmişti. Cumhurbaşkanının sağlık sorunları nedeniyle görevini yürütememesi haline ilişkin kimi düzenlemeler ve erken seçimin ardından oğlu İlham Aliyev yerine getirilmiş ancak ondan sonra babasının ölümü ilan edilmişti. Türkiye bir Azerbaycan değil. Üç gün ortadan kaybolunca sağlığı merak konusu olan Erdoğan'ın başına bir şey gelirse bunun gizlenmesi olasılığı da yok. Haydar Aliyev'in ilhamı vardı. Erdoğan'ın Bilal'ini kimsenin taktığı yok. Üçüncü döneminde daha ilk yılı doldurmamışken bunların konuşuluyor olması sadece bana mı tuhaf geliyor bilmiyorum. Ve fakat saraydaki koltuk sahiplerinin önümüzdeki dört yıl garanti diye düşünmediklerine eminim.